Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, pazartesi günü ay terazi burcunda hareket ediyor. Günün ilk yarısında, dolayısıyla günün ilk yarısı ikili ilişkilerle ilgili temalar ön planda olacak ama pazartesi gününün ikinci yarısından itibaren ay Akrep burcuna, haritanızın 8. evine geçiş yapıyor. Yani daha ziyade finansal konular, ödemeler, harcamalar dikkat çekmeye başlayacak. Salı ve çarşamba günleri de aynı şekilde. Perşembe ve cuma günleri ay Yay burcunda ve haritanızın 9. evinde hareket ediyor olacağından yabancılarla ilişkili işler daha ziyade ön planda olacak ya da bu konuları aktif etmenizde fayda var. Eğitimle ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Daha fazla kişiye ulaşma şansınızı özellikle tanıtım alanında, eğitim, yayıncılık alanlarında kullanabilirsiniz. Ayın Oğlak burcunda hareket edeceği hafta sonunda, cumartesi ve pazar günlerinde ise ailevi konular, geleceğe yönelik plan, projelerin daha fazla ön planda olacağını düşünebiliriz. Haftanın ilk kısmında Merkür Kova burcunda, haritanızın 11. evinde hareket ederken, yani sosyal çevre ilişkileri haftanın ilk kısmında da aktifken, Merkür Balık burcuna, haritanızın 12. evine geçiş yapacağından hafta ortasından itibaren daha ziyade kendi iç dünyanıza dönebileceğiniz, kendi iç yaratıcılığınızdan daha fazla istifade edebileceğiniz, sözel anlamda da biraz daha kafayı dinleyebileceğiniz, yani sosyal ilişkilerden, çok konuşmaktan ziyade biraz daha kafayı dinlemek isteyeceğiniz bir süreç olabilir. Güneş'in 12. evden geçişi de aynı şeyi göstermekte bu süreçte. Venüs ve Mars haritanızın 1. evindeki hareketine Koç burcunda devam ediyorlar. Aşk ve ilişkilerden yana şansınız hafta genelinde devam ediyor. Diğer kişilerin ilgisini üzerinizde toplayabileceğiniz güzel bir süreç aslında. Keyifli, sağlıklı ve başarılı dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle.